Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Total War serisine başlıyoruz. Medieval 2 Total War. Aslında eski bir oyun olmasına rağmen hala çok sevdiğim, zevkle oynadığım bir oyun. Neden mi dersiniz? Oyun Orta Çağ'da geçiyor. Evet, Orta Çağ nedir? Orta Çağ'da bizim için çok önemli şeyler olmuştur. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Orta Çağ bitti. Bizim için Orta Çağ o zaman bitti. Ama oyunda 1080 yılında başlayıp 1530'da bitiyor. Onlar için de 1530'da bitiyormuş. Önümüzde bir sürü ulus var. Şimdi sayamayacağım kaç tane olduğunu. Bir sürü ulus var. Macarından tut. Polonya, Venedik. Burada Endülüs Devleti var. Yani Emeviler. İngiltere, Fransa, Almanya, Kutsal Roma İmparatoru ama Almanya'nın o zamanki hali. İspanya falan filan işte, İskoçya falan. Bu oyunun işte en büyük özelliği Orta Çağ'da geçmesi. Orta Çağ'da bizim için neler oldu? Öncelikle Türk Devleti var. Artı Müslüman Devleti var. Türk Devleti Attila Total War'da da var ama Müslümanlık yoktu. Şimdi yeni bir DLC paketi çıktı. Şarman paketi diye. Onda Müslüman vardı. Onda haritası küçük işte, her neyse. Selçuklu var işte oyunda, çok güzel. Abba şeyler var. Mısır var da. Mısır devleti işte, Abbasiler diyeyim hadi. Her neyse biz, yani bu oyun çok güzel oyun. En sevdiğim yönü topçuları tabii ki de. Şimdi Türk olarak mı başlasak? Herkes Türklerle başladığı için ben bir farklı bir devlet seçeceğim. Hiç Mısırlarla oynamadım bu arada. Mısır'ı seçersek ekonomik olarak çok iyi başlamış oluruz ama Doğu devleti olduğumuz için burada Moğollar gelecek, o yüzden bize bayağı bir sıkıntı verecektir. Avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Haçlı seferleri falan üstümüze yığınca. Polonya'yı seçelim arkadaşlar. Daha önce Polonya'yı hiç oynamadım. Oynadıysam da hatırlamıyorum yani. Bence Polonya'yı seçelim, değil mi? Yoksa seçmeyelim. Polonya'yı seçelim hadi ya. Ya da yok yok. Abi Mısır'ı seçelim, tamam. Bakayım şunu ayrı. Tamam. Arkadaşlar Mısır'la yeni serimize başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Videoyu geç gereksiz. Her video 15 dakika olmasını istiyorum. Böylelikle YouTube'a yükleme hızı da daha hızlı oluyor. 20 dakikayı falan geçerse kötü oluyor. Her neyse, şimdi burada mescit var ya abi. Mescit. Ne demek İskenderiye'de mescit yok? Burada bundan mı yapsam acaba? Bundan yap, vergileri çoğalt diyeceğim de. Halk biraz kızıyor. Ama buranın vergisini çoğaltabiliyoruz. Tamam. Şu elçiyi yolla abi. Şu yukarıda Türkler var. Oraya yollasın. Okçu yap. Kalemiz. Bu kale çok önemli arkadaşlar. Bu kaleden yakın dövüş olarak daha iyi olan askerleri çıkarabiliyoruz. Mesela şehirde şimdi mızrakçı var. Mızrakçı. Şimdi biz bunları yaptıkça tabi. Şimdi görünmüyor ama bak şuradan göstereyim. Nerede baraks? Kaleden Mustarın Kal'la başlıyorsunuz. Garnizon
kuartışı, garnizon yerleşkeleri falan. Drill Square falan var işte. Anlamlarını bilmiyorum. Bakın burada köylü veriyor size. Mouse'u görüyor musunuz bilmiyorum da solda Peasants yazıyor. Max Allowable 4 diye. Bunu yaptığınızda ilk size köylü veriyor. Sonra garnizon quarters'a geçerseniz Kürt mızrakçıları veriyor size. Köylünün yanında. Drill Square'a geçtiğiniz zaman Nubian Spearman veriyor. Bu normal mızrakçıların, şehirden çıkarılan mızrakçıların daha güçlü. Sonra Barracks'a geçiyorsunuz. Narfatun geliyor. En son Armory'ymiş. Bu kadar mı lan? Yani verdiği şeyleri beğenmedim açıkçası. Bir de şehirlere bakalım. Bu Mısır değişik olabilir. Hiç oynamadım çünkü Mısır'la daha önce. O da Halbert mi tabii en iyi. Her neyse yani ya. İşte anlayın. Bu kale atlı bile çıkarabiliyorsun bak. Şehirden çıkaramıyorsun. Şu kalede daha iyi. Turumuzu sonlandıralım hemen. Her turu sonlandırdığımızda paramız geliyor. Kapattım da. Şurada para sayfasını görüyorsunuz. Şu siyah, koyu siyah olan yer size gelecek turda ne kadar para olacağınızı söylüyor. Yani ne kadar para gelecek onu söylüyor. Gelecek değil de paranız toplam ne kadar olacak onu söylüyor yani. Buradaki inşaat devam etsin. O halk mutlu olmuş. Vergi yükseltebiliriz yani. Evet. Şimdi burada Kudüs var. Bu Kudüs'ü alalım arkadaşlar. Biraz erken olacak ama. En azından oraya kadar bir ordu yollayalım. Kudüs niye önemli? Ekonomik olarak bayağı bir yararı oldu bize. Seyfettin Taha diye bir adam gelmiş. Okey. Bak hemen görev geldi. Kudüs'ü al diye görev geldi bize. Generale ne oldu lan? Burada general yok muymuş? Ha. Bak bunu bilmiyordum. Arkadaşlar ordunuzun başına da general koymanız lazım tabii ki de. Bu arada bu oyunu oynayan birçok yani çoğu insan oynamıştır. Hala oynamayanlar var arkadaşımdan biliyorum. Yeni Sultan ölmüş lan. Haberim yok gibi ölmüş. Her neyse. Sultan Al-Muntasir 46 yaşında sultan arkadaş ya. Şehzade kim? Mübarek. Naser Musa. Şu inşaatlar da bitmedi de. Sen devam et. Sen de şuraları keşfet. Güzel. Oo burada bak bayağı ordu birikmiş mesela. Biz bu prensi bile gönderebiliriz aslında Kudüs için. Ama yok. Bunlar da gelsin. Ordumuz sağlam olsun yani. Tamam. Ticaret yolu kuruldu. Kimler? Kimseyle ticaret şeyi yok. Gibi. Yol da önemli. Yol yapıyorum. Buraya ne yapalım? Port yapalım aynen. Başkentin limanı olsun. Buraya da Musterin kal yap. Köylü verecek ama olsun.
Şimdi benim tek rakibim olabilecek şey Türkler. Yani benim fethedeceğim yerlere atlayacak. Bu arada oyunumuzun zafer koşulları 45 şehir ele geçiren. Artı İstanbul ve Kudüs'ü al diyor. Şu anki şehrimiz 3 tane. Yani önümüzde bayağı uzun bir yol var. İnşallah geçeceğiz yani. Başka çaremiz yok. Şimdi şunu kuzeye doğru yolla abi sen. Başkentte biraz ordu basalım tabii ki de. İskenderiye'nin inşaatı bitmiş, güzel. Şuradan şundan mı bassa yoksa Grain Exchange olsun. Bu İskenderiye daha küçücük ya. Evet. Kahire'nin de portu oldu. Yıllık tahrim takriben 300 3000 kusur para geliyor. Bayağı düşürdük ama ne olsun. Şimdi şu Kudüs'ü kuşatmamın asıl amacı buradan bize yüklü bir para gelecek. Bu sayede ekonomimiz yükselecek ve daha da kolaylaşacak. Yeni bir save dosyası açalım. Mısır. Şöyle. Her savaştan önce kaydediyorum. Çünkü önce otomatik yapacağım. Kazandık. Güzel. Çünkü bazen kazanmamız şey var. Gösterge var savaş şeyinde. Onu göstermeyi unuttum. Görmüşsünüzdür. O bazen yanılabiliyor. Buradan hemen Akre'ye çıkacağız. Kesinti yapma ya. Kesinti. Ne kesinti? Town Hall. Evet, bu İskenderiye gelişmeye başlamış. Burada isyancı ordusu var da. Bu bize zarar vermez. Şuraya hemen bir mercan basalım. Yani tüccar. Tüccarları basalım. Şurada gördüğünüz gibi sugar yazıyor. Koton yazıyor, böyle ham maddeler var. Tüccara onların olduğu yere götürürseniz daha çok para kazanabilirsiniz. Yıllık geliriniz artar yani. Hayda, bu nereden çıktı? Beyler, bizim imam sapıtmış. Şuraya gidemiyor mu ya? Şuna. 24 florin 24. Tamam, olaya gidiyor. O zaman tamamdır. 12 florin. Şurada da 12. Heh, 31 florin. Tamam. Şimdi asker basmaya devam ediyorum. Evet, bizim imam sapıtmış arkadaşlar. Oyunda tabii din var. Din yaymanız lazım. Sahip olduğunuz topraklara kendi dininizi yaymanız lazım. Şimdi Müslüman ülkesinin Müslümanlık, Hristiyansan Hristiyan falan. Hristiyanları ikiye ayırmışlar tabii, Ortodoks ve Katolik diye. Bu da Orta Çağ'da önemli bir ayırt edici şeydi tabii ki de. Akre'ye yollayalım hemen. Akre'yi de almamız lazım. Burası güzel bir kale çünkü. Kaç tur abi şu görevi? 5 tur. Tamam. Şimdi sen şöyle geç. Şuradan da imam bas abi. Nasser İbrahim. Bu da evlenme şeyi. Nasser Kayre'de mi? Hmm. Gördüğünüz gibi böyle imama basıp şu boş bir yere
götürdüğünüz zaman mouse'u %88 İslam yazıyor. Bu da işte şehirde ne kadar Müslüman olduğunu gösteriyor. Oo. İşimiz zor beyler. Evet. Kudüs'teki askerleri çıkardığımız için Kudüs biraz kızgın olmuş. Kızma Kudüs, kızma. Evet, buradaki şeyleri hemen geliştirelim. Akre'yi de fethedelim. Ve bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir seri olacaktır umarım. Çünkü çok sevdiğim bir oyun. Ne zaman da çekmeyi düşünüyordum. Aynı zamanda bir rehber tarzında ilerleyeceğiz. Ben bu oyunu rehber tarzında ilerleyeceğim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.